الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Arkadaşlar neyi seçtiniz burada? Enaniyeti terk. Peki ben bir de okuyayım. Bir de okuyayım bak. Bir, İhlas dusturu. İki, sadakat ve fedakarlık dusturu. Sebat ve metanet. Risale-i'nin meslek dusturları değişmez diye. Takvayı muhafaza, bidatları terk. İman kurtarma, ciddiyet ve vakar, ihtilaf çıkarmama, tesanüt ve ittifak etmek. İktisat, siyasetten uzak durma, istina, müsbet hareket, tebliğ ve neşir, tarafgirlik, adavet, adaveti terk, enaniyeti terk, riya şöhret ve teveccüh nası terk, rekabeti terk, hubbu cah terk, menfi milliyetçiliği terk etmek, İslam milliyetine dayanmak, dar ve geniş daire farklılığı, gaye sahibi olmak, hürmet etmek, keyfiyet esası, meşveret ve şuura, Risale-i Nur eserlerini esas almak ve nazarları ona çevirmek ve ona teslimiyetle kanaat etmek, şahsı değil kitabı esas almak, Ali Beyt-i Muhabbet, Hastar Dairesi'nin varlığı Risale-i Nur'da esas, vakfaya, dershane hizmetleri, Hatt-i Kur'an'ın muhafazası, vazife-i ilahiye karışmamak, Bediüzzaman Hazretleri kimdir? Risale-i nedir? Nurculuk nedir? Ondan sonra Bediüzzaman Hazretleri kronolojisi. Burada neyi seçtiniz? Tekkelaniye seçtik abi. Dur bir dakika, senin o. Yok, birkaç kişi seçtim. Oylama yapıldı abi. Oylama mı yaptınız? Peki sesi abi, ben... Bir daha yap, bir daha yok, yapma. Yalnız size bir tane bir teklif edeyim. Veya dediğiniz olacak. Gene sizin dediğiniz olacak. Tamam mı? Ciddiyet ve vakar. Senin dediğin hiçbir ders olmuyor abi. Senin dediğin ders olsun. Olmaz. Senin bak, istediğin de hiçbir ders olmuyor. Oynayalım abi. İkisi arasında oynayalım o zaman. Ya şöyle ciddiyet vakar. Enaniyeti terk var ya. Her yerde çok var yani. Vakfı hayatta abi. Uzun zamandır yapılmadı. Bak hayat vereceğim. Tamam. Olabilir. O da güzel bir şey. Mesleğindeki hizmet olabilir. İhtilaf olabilir. İkisini de yaptık yakında. Menfi milliyetçiliği terk de olabilir abi. Menfi, bak hayat. Bak hayat diye tamam. Limi çekti bak hayat. Ciddiyet de olabilir abi. Senin dediğin. Ciddiyet. Ciddiyet ve bakar çok ilginç bir her şey yani. Şey, terk enaneti olsun. Terk enaneti. Evet. Yasin diyor ki, doktor ne yesi yesin? Evet, bak hayat diyen var mı? Arada bize ne diyorsun? Ama hangisini araştır? Ha? Bir tane diyeceğim da. O zaman bak hayat yapalım. Bak hayat yapalım. Değişiklik olsun yani. Ben de, benim de dediğim değil bu. Yani çoktan beri olmamış. Hatırlamıyorum. Bunu istedim. İyi olsun. 309. Sen ne dedin? İyi oldu abi bak hayat. He yani bakayım neymiş. Çok oldu olmayalı baksana ya. Hiç işaret konmamış. Esas adı ne abi? Esas adı. Sayfa 309. Ne burada başlık ne abi? Vakf hayat esası. Öyle mi geçiyor? He. Mesela kaç tane madde var toplanmış, bu nedir diye sorarlar. 33 tane. Peki nedir? Bu Risale-i Nur'dan toplama gençler. Risale-i Nur'dan vakfı hayatta toplanmış. Fotokopi çekip veriyorduk, fotokopi ve kendimize. Pahalı oluyordu. Saman kağıdına bastırtıldı. Böyle cilt yapıldı. Nur'un esas hattı yani diye isim verildi. Risale'deki toplama, hepsi Risale-i Nur'daki geçen. Peki, sadakat, fedakarlık ve hastar dairesi esaslarına da bakınız. Bir, Bediüzzaman, Kur'an, iman, İslamiyet hizmeti için
dünyevi rahatlıklarını feda etmiş, dünyevi şahsi servetler edinmemiş, züht ve takva ve riyazet, iktisat ve kanaatla ömür geçirerek dünya ile alakasını kesmiştir. Sözlerden okuyorum. Ha, sayfayı söyleyeyim. 757 konferans bu. Bir de okuyayım. Bediüzzaman, Kur'an ve iman, İslamiyet hizmeti için, Kur'an, iman, İslamiyet hizmeti için dünyevi rahatlıklarını feda etmiş, dünyevi şahsi servetler edinmemiş, züht ve takva ve riyazet, iktisat ve kanaatla ömür geçirerek dünya ile alakasını kesmiştir. Bu cümleden olarak Müslümanların refah ve saadeti için bütün ömür dakikalarını, ama servet edinmemek, ferahını, rahatını terk etmiş ta ki Müslümanlar ferahlı olsun. Yani vesile olsun diye. Çok ilginç. Bu cümleden olarak Müslümanların refah ve saadeti için bütün ömür dakikalarını sırf iman hizmetine vakf ve hasretmek ve ihlasa tam muvaffak olmak için kendini dünyadan tecrit ederek mücerret kalmıştır. Bunun için ama. Yoksa bunun için olmazsa bu zamanda tehlikelidir yani mücerret kalmak. Ne için kalmış? Müslümanların refah ve saadeti için bütün ömür dakikalarının sırf iman hizmetine vakf ve hasretmek için, ihlası tamam muvaffak olmak için kendini dünyadan tecrit ederek mücerret kalmıştır. Adam şimdi evlenmiyor. Niye evlenmiyorsun? Gerekçen ne? Hiç. Lazcasın çalavuk kanımız yani. Niye? İktisat etti de denilebilir değil mi abi? He? İktisat etti de denilebilir. Yani evlenmemek de iktisatın en büyüğünü yapmış. Yani. Neyin iktisatını yapmış? Hayatının, zamanının, nefesinin, nefsinin. Bak bunun iktisatçılığı şey, tarihçi hayatta geçiyor abi. Çok ilgimi çekti. Ustadın öyle iktisatçılığı öylesi yemek içmek anlamamak gerekiyor. Hayalini bile iktisat etmiş. Evet. Bak burada söylüyor. Kudretini sırf yemek içmek, giymek gibilere değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis, nefes gibi manevi mücerred kıymetlerin israf ve heder edilmemesiyle ölçülen dahi deniliyor. İsraf ölçüsüne bak yani. Yani soyut kavramlar, manevi kayvanlar, hayalini, düşüncesini, zihnini, hissiyatlarını, duygularını. Mesela taraf gelini gitmiş, şeye vermiş, İngiliz'e vermiş düşmanlığını. Müslüman'a kullanmamış. Ustad düşman olarak bize hep İngiliz göstermiş. Yahudi'den bahsetmemiş fazla. Çok ilginçtir. Yahudi'yi oraya getiren İngilizler. Alem İslam'ın haritasını çizen İngilizler. Ezeli ve bedim. Yani bunları hiç yerinde kullanmış. Mesela Galatasaray Fenerbahçe'ye tarafkirliğinde harcanırsa tarafkirlik İngiltere'ye kalmıyor. İnsan potansiyeli enerji paketi ya. Şimdi bir yere harcadın mı daha onu nereye kullanacaksın? Enerjin yok ki. Mesela çocuk telefonla laptopla bilgisayarla oynuyor. Gözü enerji gitmiyor mu? Kulağa da gidiyor, sesler geliyor. Yani cep telefonunu harcarsanız böyle kamera çekseniz, ses çekseniz batarya bitmez mi? Biter. Peki insanın unutmayın bunu. Bunu unutmayacaksınız gençler. Dimağın ürettiği enerji dima cinsindendir. Vicdanın ürettiği enerji vicdan cinsindendir. Kalbin ürettiği enerji kalbi cinstendir. Ruhun sırayla gidiyorum. Dima, vicdan, gir içeriye kalp,
Geri çeviriyor. Ruhun imal ettiği enerji ruh cinsindendir ve latiftir. Tamam mı? Hepsi ayrıdır. Ayrı ayrı. Mesela dimağın ürettiği dimağda kullanılacak o malzeme. O kapta kullanılmıyor. Şimdi cep telefonuna kullandığınız batarya. E bitti. Nerede kullanacaksın? Abi çok önemli bir şey vardı. Şunu çekebiliriz. Batarya yok. Şimdi çocuk, hepimiz yani televizyona, internete, cep telefonlara eğer gömülürsek içine, aynı hayattan biz de böyle siliniriz. Tamam. İşte mecra var bekar. Orada kullanmak yani. Ona getirecektim. Peki vakf hayat nedir? Bunu öğrenmek, öğrenilen yerdir. İstidadını nasıl kullanacaksın? Hayalini nasıl kullanacaksın? Tarafkirliğini nasıl kullanacaksın? Dimağını, kalbini, vicdanını, ruhunu nasıl kullanacaksın? Bu öğrenilen yerdir, dershane. Ama adam içtima hayattadır. Derece derecedir ya, en zirvesi burasıdır. Adam içtima hayatta siyasi partinin başkanı olabilir, ticaret ehli olabilir, öğretmen olur, anne olur, tarlada, fabrikada çalışır. Önemli olan bu benim. Çoluk çocuğumun iaşesi için uğraşıyorum. Ama benim hayatta en büyük gayem imana ve Kur'an'a hizmet etmek. O da hayatını vakfetmiş oluyor ama haslar dairesi olmaz bu. Yani bu dershane hayatındaki gibi o kalitede olmaz. Her şeyin bir hakkı var. Bir şey yücelteceğiz diye yüce makamı düşüremeyiz. Ama dershanede ne öğretiliyor? Yani bu nasıl kullanacaksın? Mesela bir dershane düşünün ki istediğin zaman kalkıyor. Kural yok. İstediği zaman istediği yere gidiyor. Kural yok. Ha 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 hu 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 hu. La kara lu kara. Orası dershanemiş. Orası otel. Burası otel. Tembelhane. Yani tembellikler bir araya gelmiş, bir isim takmışlar. Dershane. Ne dershane? Disiplin yok. Kural yok. Ölçü yok. Bak, vakıf deyince vukuf eyli. Yani vakf hayat demek, ben bunu vakfettim mi kardeşim? Vakfettim. Bundan daha hak talep edemem bundan. Koyunu vakfettiniz. Adadınız. O koyun eti niye bilir misiniz? Mundar olur. Mundar olmaz. Şöyle olur. Günahkar olur. O yedin kaç kilo yedin? Bir kilo. Bir kilo parasını sadaka vereceksin. Bu verdiğin ada vakfı alamazsınız. Allah Resulü'nün tabiriyle tükürdüğünü yalamaktır. Hayatını vakfetmişsen senin değil artık. O zaman benim kuyruğuma bastın, bana böyle demek istedin. Ben de şöyleyim, böyleyim diyemezsin. Hani vakfetmiştin? Hala sen varsın içinde. Hani vakıftı? Vakıf malı. Sen vakıf malısın. Hala içinde varsın ya. Bana böyle dedi. Böyle gitti. Değişti değil mi İstanbul? İçinde ne varsın sen hala? Benim odam, susuyor odam diyorum. Benim odam. Birisi geldiği zaman bazen ağlar şimdi de yani üstüm değişecek falan falan oluyor. Ve rahatsız oluyorsun değil mi? Ama gene vakıftım adam. Yani güya vakıfız değil mi? Rüştü abi derdi ki, ciddi bir hizmet için abi bir şeyi gayet takip ediyor. Misafirler gelmiş. Bize dedi ki, bir katı tamamen boşaltın. Ondan sonra mescitte yatın 3 gün. Suratta nasık. Hani lan vakıftınız siz? Yaptı. Ondan sonra herkese bir vazife verin. Hadi bakalım sizin vazife orası. Hadi bakalım vallahi. İçine kendini kattı. Bak bir şey söyleyeyim. Ne? Bu ne demektir diye misal verin. Günün birinde aynı burada ders yapıyorum.
Öğlen dersi yapıyoruz. 4 kişi geldi. Bir tanesi geldi. Bu kaçıncı kat? Şurası. 5. 1, 2, 3, 4. O zaman mutfak ikinci kattı. İkinci katta çekiyor. Şimdi kaçıncı kat? Üçüncü kat değil mi? 4, 5. Oralar hep geçti. Karabalık dolu. 2 kilo elması var. Ders yapıyorum böyle. Oradan da geçti. Bu milletin arasından da geçti. 2 poşet, 2 kilo elmayı aldı, geldi. Hocam bunu sana getirdim dedi, buraya koy. Bak bir şey anlatacağım. Devam, dersi devam ediyoruz. Ondan sonra ders bitti. Sabahleyin, hocam o elmayı size getirdim ya dedi. Sen anlatırken ben sıkılıyorum şimdi ben. Dedim ki arkadaşlar bunu aldım. Bu murdar elmayı, içinde insan kanı var, insan eti var. Alın o gelen arkadaşlarınıza yedir. Yanlış yaptım. Durdular. Bir şey diyecekler niye? İçinde insan var. Bu elmayı yenmez. Ben bunu anlatmak için anlattım. İçinde insan var. İçinde kendisi var. Ve iğrenç bir geliyor sana. Al kardeş. Biz insan eti yemiyoruz. İnsan içinde. Ya. Peki, iğrenç değil mi? Hani o bu şahsi hata değil mi? Biz ümmete yapıyoruz bu hatayı. Vakfettik diyor. Herkes seni vakfediyor. Sen özel hayatını takip ediyorsun. Adam özel olsun. İstediğim gibi gideyim. Tamam mı? Aa yaz geldi, memlekete gideceğim. Hani vakıftın? Var mı istediğin gibi hareket etmek? İstenir de hareket edersin. 15 sene kaldık Rüştü abi yanında. 16 sene, 15. senesiydi. Abi dedim, 2 günlüğüne, 3 gün diyeceğim dedim, onunla dilim dönmüyor. İzin verir misin? Ben yalan mısın? Buradaki vakıflar eskileri biliyor. Onlar da yapmıştır ama ben yaptım. Sobasını ben yakardım. O zaman fıtrı gaz yoktu. Hizmetini yapardık özel. Ona bir denk getirdim moralı güzelken. Rüştü abi de normal sıradan adam değil ha. Ustadın sır katibi Zübeyir abi ve Tahir abiyle beraber büyümüş. Ustattan da iki tane mektubu var. Mektuplaşmış yani. Sonradan bir az sıradan bir adam değil. Ondan sonra Ustad da iki defa şey yapmış, bugün yeni lügat, büyük lügat, hepsini yapan o. Abdullah Yen abinin ismini verdi, abidir diye. Envarda satılan indekstir, Türdabun o büyük lügatıdır, Kırmızı Filistir, her şey ya. Bütün o ek kitaplar, İsa'nın içici, o yapmış. Abi dedim, bir denk getirdin, iki gün bana müsaade eder misin böyle? 15 gün geçmiş. Bir dedim, tatil yapayım dedim. Teneffüs yaparım dedim, köye gitmek istiyorum. Bakarız kardeş dedim. Tamam işte bir denk getirecekler, bize de bir iş veriyor. O zaman fotokopi yok. Böyle saman kağıdı küllet alınıyor, 20-30 takım. Toplama yaptığı zaman makasla keserdik. Kağıdı, makasla keserdik. Ondan sonra A4'e yani saman kağıdına böyle hamurla, un hamurla yapıştıra dizerdik bu paragrafları. Bunları dizerdik. Yok o zaman. Ondan sonra dedi ki, şöyle baktım ki yok, bir hafta geçmiş. Tam içeri köye gidiyoruz, hiç unutmuyorum. Turnike'yi geçeceğiz. Uzun paralar veriliyor. Para. Dedi abim, baktım gülüyor böyle bir mutlu bir şey. Abi ya, 2 gün verecektin dedim ya. Bakacağız dedim ben. Adamı keşke vermeseydim. O mu? Kırsana kaldı o gülmesi. Bakarız kardeş dedi. Ama gene bakarız. Sonra odunu koyarken bugün iyi mutluydu. Dedim üçüncü gün. Ama başka bir hafta. 15 gün. Bana dedi ki, kardeş dedi biz tatilimizi kabirde yapacağız. Dişini sık, az kaldı.
Tamam o kadar da olmasın da. Ben 15 sene anne babamı görmedim. Hiçbir akrabamı görmedim. 15 sene. Böyle büyüttü. Ve herkes bunu biliyor. Yeni bir şey değil. İçine ondan alıştım. Allah ebeden daima razı olsun. Yani kabrin or olsun efendim. Mesela şimdi bak odamdan çıkamıyorum, çalışıyorum. Niye böyle büyüdüm? Ezemez miyim? Vakfetmişse içine kendini koymayacaksın. Hep bunları birilerine anlatmak için anlatmadım. Olayları kişiler üzerinde anlattım. İçine insan konulmaması lazım. Çünkü insan etidir o. Gıybet de içine insanı koymak değil midir? Sohbetimizin içine o adamı sokmak değil midir gıybet? En azını söyle bari abi, asgarisini söyle de. Yani tabii ki kemal et tabii yani. Bu yok, bu yani. Kişiden kişiye değişir Mehmet bu. Tamam, yapabildi, biz yapabildik ama bu kadar da cıvık olmamalı ya. Ver elini bilmem nereye, ver elin. Yani esiyor, araba da varsa dershane. Keyfi maaşı yapamazsın. Bak dersen mahallenin keyfi, mesela Süleyman Aleyhisselam bütün kuşları toplamış. Bütün kuşları toplamış. Bir tanesi gelmiyor hudut. Demiş ki, nerede o? Bir gitmiş bakmışlar, gelmiyor efendim demiş. Süleyman Aleyhisselam tebessüm etti. Eşiyle beraber miydi demiş. Evet demiş. Ondan sonra de çağırmış, neyse gelmiş. Dedi ki, niye çağırdım da gelmedi? İşim vardı dedi. Ondan sonra bu da bir şey arıyordu herhalde. Dedi ki, baktı böyle sitem böyle durunca Süleyman Aleyhisselam, kuş dedi ki, o saray ya, Süleyman'ın sarayı, Süleyman Aleyhisselam. Bu sarayı yıkarım dedi. Yıkar, hepi üzerine dedi. Senin üzerine yıkarım dedi. Kızdı ya Süleyman Aleyhisselam. Kuşa baktı ha, bu kadar bir şey. Ama bu olmuş ha bu. Bu bir bizzat-ı menkibesi değil bu. Süleyman Aleyhisselam bu. Süleyman Aleyhisselam bu. Peygamber. Dedi ki, nasıl yıkacaksın bu sarayı benim başıma? Giderim dedi. Beytülmal arsasından bir çamur alırım. Senin bacana sürerim. Beytülmal'ın malını yemiş olursun. Allah da bu bina hepsinin başını yıkar dedi. Allah da ders veriyordu. Beytülmal ne demek oldu? Hizmetin malını, mülkünü istediği gibi harman savuranlar. Vallahi ümmetin mebalını öyle alıyor ki insan ödü patlıyor. Ya. Yani insan ödü patlıyor sağa sola giderken. Ben şahsen ailemden olduğu için ben şahsen dershanenin mazotunu kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Bindiğim zaman arabanın ibresi dipte ise benzin, eğer zamanda var denk gelmişse kesinlikle öyle getirmem, zaten doldururum. Ben dershane benzinini kullanmam, korkarım Allah'tan. Ama dershane hizmetini kullanırım. Ama benim imkanım var. Ama sen bunu yapma. Ama keyfe maaşa da kullanma. Ha vurup savurma. Bardağına, tabağına, kacağına dikkat et. Yorganına, yastığına dikkat et. Öyle atıp durma. Ben dershanede bu kadar insan gördüm. 1978'den beri bu parkura girdim. 80'de. 37 tane vakıf kalıyorduk. Bir vakıf nasıl gidiyor? İnsan bir tecrübesi olmaz mı ya? 30 küsür senede beri bir tecrübem yok mu yani? Ne kadar aptal dayı olsam bir tecrübem yok. Bu insanlar niye gitti? Nefis şey yaptı, bilmem ne yaptı, evlendi, işi. Kardeşim bunlar bahane. Şahs-ı manevi niye bıraktı? İnayet niye çekildi? Niye inayet bırakıp da insan kendi hissiyatıyla hareket etmek zorunda kaldı? İnayet üzerimizden çıkarsa var ya, duvarı delersiniz. İnayet olduğu için duruyoruz yani.
Kimse tutamaz. Allah bir an inayetini insanlardan kaldırsa, bizden de kaldırsa, duvar delinir. Ya yukarız böyle, duramayız içinde. Dedim ki, yani beşerin o evlenme bilmem neleri, bunlar bahane. Allah niye bıraktı? Ya bıraktı derken, inayeti burada tutmadı. Allah tutabilirdi ya. Allah'ın nazarında bir hadise ne ki? Allah'a zorluk yok ki. İki şey gördü. Şahsi günahlarından o kadar atmıyor Cenab-ı Hak. Benim gördüğüm ya. Bir, Beytul Mal'a dokunmayacaksınız. Milletin malına, Ustad da Darül Hikmet İslamiye'den aldığı maaşın Hutuvat-ı Sitte gibi eski eserleri basarak millete mecanen dağıttı. İade etti. Beytul Mal'a, milletin malına, mülküne dokunmayacaksınız. Yani hizmette kullanacaksınız ama elinizden geldiği kadar israf etmeyeceksiniz. Yani kimse görmüyor zannetme. Malına, tabağına, sana emanet edilmiş burası. Halısına, yastığına, kapkacağına dikkat edeceksin kardeş. Dikkat edeceğiz. Öyle langur lungur yok. Birincisi bu kardeşim. Benim gördüğüm. Yani ile böyle inanmak zorunda değilsiniz. Benim tecrübemi söylüyorum. 30 küsür senelik şeyi aktarıyorum size. Bir, Beytul Mal'a dokunmayacaksınız. O yüksek gerilimli eletiye benzer. Yakar sizi. İhmal edilmiyor. Mühlet veriliyor. İkincisi, birbirinize haset etmeyeceksiniz. Hasetin içinde ne var? Şey diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh, bir sıfat var olursa diyor, diğerleri müzzami olur diyor. Yani türevleri olur. Mesela cimri bir insan, Hazreti Ali'nin misalidir bu, hatırıma kaldığı kadar, otomatik olarak bir cimride ne de vardır? Ne vardır başka? Üç tane de vardır. Verir misin şey defterin bana? Fatih, masa üstüne 22. defter. 20 ve 22. Hatırıma kaldığı kadar. Ne varmış? Söyleyemeyeceğim. Yazmamış mısın? Ne var biliyor musunuz? Cimri insanda adabet var. Haset var. Bir de bir gelsin. Yani bir sıfat olunca ötekisini de bekleyin diyor. Çok garip yani. Kıskanma haset değil mi mesela? Kıskanma haset, evet. Bakayım böyle de. Hazret Ali'den diye geçiyordu. Muaddet, ehadet, kasımat, kader, ölüm. Ben şöyle diyeyim. 308. Kaydetmişiz ama insan niye rahat değil? Tamam. Evet, da burada olsa gerek. Niye burada yazmamışsın Hazreti Ali'den diye Hasan? Yazman lazım. Ben mi göremiyorum? Mümkün değil yazmaman. Şuna bakayım. Kelam. Peki bakalım. 308. İşinize çok yarayacağından, gerçi bir de okumuştum size ama siz de unuttunuz. Tabii ben de unuttum. Ha. 285 yazmamış mıyız? Hemen yazayım. 285'te var. Ne demişiz? Veciz sözler. 200 kaç dedik abi? 285. Bak, mesela
yalana tenezzül etmeyen biri, başkalarını da aldatmaya da tenezzül etmez. Ufak bir haksızlığın bile dayanamayıp tepki veren birinin vicdanı fakirleri çaresiz halde bırakmaya razı olmaz. Şuradan alayım. Ötekisi şey vardı. Birinde üstün bir haslet gördüğünüzde onun kardeşi olan hasletleri de gözleyiniz. Ha, buldum. Mesela insanın mahiyetinde cömert olmak var. Cömert. Ne demek? Vefa göstermek, başkalarını kendine tercih etmek, haksızlığa karşı tepki vermek tarzından pek çok asıl haslet vardır. Cömert de mesela. Bir cömert görün. Vefa var o cömertte. Başkalarını kendine tercih etme var. Haksızlığa da tepki verir. Çünkü bir hasletin güzelliği bazı duyguların güzelliğindendir. Mesela başka yalana tenezzül etmeyen biri başkalarını da aldatmaya da tenezzül etmez. Bak, yalana tenezzül etmiyor. Ne bu, ne var başka birisi? Yalana tenezzül etmeyen bir adamda başkalarını da aldatmaya da tenezzül etmez. Başka ufak bir haksızlığa bile dayanamayıp tepki veren birinin vicdanı fakile vesaire devam ediyor. Ustad da şeyi söylüyor. Atsı gösteren gururu ile kibri gösteren zaafı gösteren tekebbürün ile atsı gösteren gururun ile. Niye adam 23. sözde geçiyor? Neresinde geçiyor? Hadi bulun bakalım. Çabuk. Nerede geçiyor? Atsı gösteren gururun ile. 23. şeyde atsı gö... Hadi bakayım kim bulabilecek? He? Atsı gösteren gururun ile, zaafı gösteren kibrin ile kendini halka mudike yaptın. Onu da bulalım. Bak birbirini işmam ediyor. Nerede mi? Heh. Şurada 315'te. Ehli dikkatin nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile. Kibirli adam nasıl bir adamdır? He? Zayıftır. Bak zaafı gösteren tekebbürün ile. Atsı gösteren gururun ile. Gururlu adam kim, nasıl bir adamdır? Niçin buna ihtiyaç duymuş gurur? Aciz olduğu için. Aciz adam gururlu olur. Gururlu birisini gördünüz. Acizdir. Kibirli adam. Kibirli adam nasıl bir adamdır? Zayıf adam. Peki riyayı zilleti gösteren tasanuyu ile. Efendim şimdi hoş geldiniz nasılsınız falan. Zelil adam. Kim bu? Rüyakar. Yani birbirini gösteriyor. Hazreti Ali radıyallahu anh buradaysa daha biraz da değişik. Mesela Uhud Risalesi'nde bunu ustad zikrediyor. Bu bunların şeyidir, tezahürüdür. Mesela uygulayayım, başka bir tane de söyleyeyim. Sunuattan. Niye dindar hacı hocaların, nurcuların, tarikatçıların, şeyhlerin çocukları çoğunlukla bozuk olur. Anne babaları gibi değiller. Hatırladınız mı? Ve innel ebrar elefi naim ve innel fucar elefi caim de geçiyor. 12. sayfa sunuatta. Ne demek biliyor musunuz? Az alimin çocuğu nakis olur diyor. Alimin çocuğu nakis olur. Niye? İki sebebinden bahsediyor. Birisi din ihtiyacını anne babası giderdiği için anne baba şey çocuk dine ihtiyaç duymuyor. Gidip de dershaneye gideyim. Oturuyor ya derste.
Lakaytlara bakın, anne babası evde dindar olan, nurcu olanların veya tarika. Biz cemaatimizden konuşuyoruz. Onlar çocuklarıdır. Niye? Zaten anne babası bu ihtiyacını giderdiği için senden benden dini öğrenme ihtiyaç duymuyor. Bu tamam, çocuğa bakan. İkinci manası çünkü çok dehşetlidir. Anne babası Ahmet Hoca'yı, Mehmet Hoca'yı, Hasan Hüseyin Hoca'yı tenkit eleştirdiği için evde çocuk gidip de ondan ders dinleyemiyor. Çünkü babası demiş Hasan Hoca, ya bırak Hasan Hoca. Bu sefer çocuk da öyle bakıyor. Peki, bozuk bir aileden Hasan Hoca'yı tenkit etse o çocuk böyle mi yapar mı? Hayır. Çünkü çocuk bilir ki anne babam dindar değil. Onun tenkitlerini kale almaz. Anne babası dindar olanların çocukları anne babasını, ya bırak Hasan ya. Biliyorum canım, o var ya falan yerde falan demişti, böyle yapmıştı. Geçmişimizde biliyor ya. Yani irtibat var. Mesela bir nurcu evinde vakıfları tenkit ediyorsa o çocuk vakıflardan ders alamaz. Mümkün değil. Annesi babası dershaneleri ya yaparsa çocuk gidemez. Onun cezası anne babaya ceza. Birincisi neydi? Din ihtiyacını kendisi giderdiği için dine ihtiyaç duymuyor. Ama sefil bir ailenin, sefil ve sefil bir ailenin çocuğu din ihtiyacı hala aç. Onun için bir yerde göreceğimiz yapışıyor. Onun için bozukların şeyleri daha acayip. Niçin Almanlar veya Ruslar Müslüman olunca bizden daha fazla sünnet yapışıyor? Niye biz farzda sakatlık yaparken lakayt davranıyoruz vacibe, sünneti kale almıyoruz? Ama bir Rus adaba riayet ediyor. Çünkü dine aç. Doymuyor farzda, doymuyor vaciplerle, doymuyor sünnetlerle. Menduplar ve mustaplarla ancak onlara kıtağı zerresine kadar uyuyor. Anladınız mı? Bak nereden nereye açıldı. Öyle not alıyorum ki istifade edeyim diye. Bir daha okuyorum. Başka bir yer okuyorum. 763'ten okuyorum sözler. Bediüzzaman Said Nursi çok ilimlerde müstesna birer eser yazabilirdi. Bak. Fakat o zaman imanı kurtarmak zamanıdır demiş ve bütün himmet ve mesaisini, hayatını ulumu imaniyenin telif ve neşrine hasetmiştir. Zaman imanı kurtarma zamanıdır. Çok acayip değil mi? Bazen diyor ki abi, zamanı diyor manevi seferberlik diyor. Ne diyor? Manevi seferberlik. Manevi seferberlik. Seferberlikte ne olur? Artık bütün her şeyini aktif ediyorsun. Kendi özel hayatın yoktur. Evet. Gidiyor, savaşa gidiyorsun. Savaşa gidiyorsun. Küçük olsun, büyük olsun. Herkes gidiyor savaşa. Sana tarikata kalbi işletmek de, işlettirmek değil mi? Günahtan uzak olacaksın, kalbi işletsin. Zikir, evrat, tesir etsin. Evinde televizyon olanın tarikatı olur mu? Nasıl işleyecek o kalp? Yani tarikat zamanı değildir derken tarikat yanlıştır değil. Tarikatın işlemesi için zemin müsait değil. Tarikat taşa yanlış olur mu ya? Subhanallah, subhanallah, elhamdülillah, elhamdülillah, la ilahe illallah, la ilahe demek. Niye yanlış olsun ya? Tövbe estağfurullah, hangi Müslüman der? Ama onu yapıp da kalbi işlettirmek gayet değil mi? Kalbi işlettirmek değil mi tarikat? Birincisi nedir? Terki dünya, terki ukba, terki esli, terki terk. Der tariki Ahmet Çali Çiz. Der tariki Azimendi. Ha, der tariki Azimendi Çali Çiz. Terki dünya, terki ukba, terki esli, günahları terk et diyor. Birinci şart tarikatta diyor. İki, ahireti gaye edilmeyi terk et. Üç, heveslerin, isterin, arzularını terk et. Dört, bunları terk ettim, vay ne adamım dememen için terkleri de terk et. Şimdi, terki dünya yerine celbi dünya.
Terki ukba yerine celbi ukba. Terki esti yerine celbi esti. Terki terk yerine celbi celbi olmuş. E şimdi sana denilse ki, kardeşim bu televizyon, sen odaya girdin, 10 bin tane tespih çektin, la ilahe illallah. 10 dakika televizyon karşısına gidince hepsi gidiyor. Kalbin üzerine ötüyor. Çünkü tahrip kolaydır. Ettarı böyleyse. E sana deniliyor ki bak, tarikat zamanı değil ya, tarikat ortamı değil bu. Bu televizyon olan ortamda tarikat nasıl oluyor? Şu an tarikat zamanı. Nedir o? Onu terk etmeyi öğreneceksin. Nasıl terk? Bu ilimdir. Tuvalete nasıl gireceksin? Onu öğrenmek lazım. İlimdir. Tuvalete bile cehaletle girilmiyor da. Tarikata nasıl gireceksin? Yani tuvalete cehaletle girilir. Nasıl girilir? Yok. E şimdi tarikat zamanı derken tarikat yanlıştır değil. Tarikat çalışmıyor. Bak şimdi. 10 bin defa zikrettin. Ne güzel bir şey ya. Onun daha bozulmadan o sebebi bana bağışlasaydı ne iyi olur. O kalbin nurlandı. Tamam. Odadan çıktın. Geçiyorsun televizyon 10 dakikada bitmiyor. E ne oldu ya? İmanı kurtarma zamanı kardeşim. Ben diyor 20 senedir diyor Risale-i Nur'dan başka bir kitap okumadım diyor. Yani. Her gün bir cilt kitabı diyor, okudum diyor. 20 senedir diyor ben Risale-i Nur'dan 20 sene değil mi yanlış hatırlamıyorum? 20 senedir diyor ben diyor Risale-i Nur'dan başka bir eser okumadım diyor. Yalan diyebilir mi Tobe? Tobe Estağ. Size 20 derece daha kafidir. Kastamonu 88 miydi? Alleme-i Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi merhumdan feragata ait şöyle bir söz işittim. Mustafa Sabri kim olduğunu biliyor musunuz? Şeyhülislam mıydı? Osmanlı'nın en son Şeyhülislamı. Asacaklardı, Mısır'a kaçmış. Şöyle demişti. İslam bugün öyle mücahitler ister ki dünyasını değil ahiretini de feda etmeye hazır olacak. Yoksa bu millet kurtulmazdı. Ya ev dünyasını, ahiretini de feda etmek, yani ahiretimi kurtarayım diye, evratla, eskarla, zikirle, ya millet ne olursa olsun canım. Yani nafileleri terk edeceğiz insanların imanını kurtarmak adına. Öyle bir şey yoksa nafileleri de yapacaksın. Ya. Ders alacaksın. Akıllı olacaksın. Yani siyaseti takip edeceksin. Dershaneyi iyi yöneteceksin. Mesela durmuşsun cumartesi akşamı yatsı kıldırıyorsun. Dersten sonra derse başlayacağız. Misal Yasin'in birinci sayfasına başladın. Bir sayfa okuyorsun. Ya bir sayfa niye okuyorsun? Zaten her türlü insan gelmiş. Ayakta zor duruyor. Belki de abdestini zor almış. Kısa süre, orta süre elemterden aşağı oku. Niye? Elemter Yasin'i 100 defa okusan, 500 defa okusan yani adam ilgisini çekmez. Niye? Yasin zaten tanımadığı bir süre. Ama elemterden aşağı oku. Felak nasıl oku ki? Çocuk aynı zamanda ezberlesin. Hem kısa olsun ki millet derse geçsin. Kapı çalıyor. Millet derse gelecek. Lan Yasin'in ikinci sayfasına geçsin. Ya. Neyse işte. İşte müdebirlik burada işte. Feraset burada. Bunlar yer yaşıyor, söylüyor. Mesela ne yapardı biliyor musun? Şu yaşanan bir dünya olmadan bunu size nakledilemez. Şu kendisi yapardı. Öğleyin namazında cemaat durdu. Öğleyindi burada pazar dersi oluyordu. Uçtu abi burada öğlen yapardı. Cumartesi dersi yoktu burada. Umumi ders pazar günü gündüzdü. Herkes cemaat, onlar Allah Allah. Cemaat gelmiş dolmuş. Rüştü abi gelir. Merdivenin orada oturur. Farzla. Cemaate dahil olmaz. Kolabalık ya. Çok ilgimi çekti. Çok ilgim derken, ilgimi çekmedi derken mutlaka denk geldim. Ben geç gelirken baktım, Rüştü abi merdivende oturuyor. Küçük küçük küçük.
Baktım ki ne yapıyor? En sonunda durum. Son rekatta bana dahil oldu. Yani bize dahil oldu. Biz selam verdikten sonra 3 şeyi tamamladık. Niye biliyor musunuz? Namaz vaktinde dershaneye birisi gelir ki geliyorlar. Onları kapı açmak için son rekata kadar geldi. O zaman cemaati kaçırmamak için dahil oluyor. 3 rekatı feda ediyor. Fedakarlık yapıyor. Cemaat namazsız kalmasın, dışarıda kalmasın diye içeri alıyor ama kendisi de son rekatta dahil oluyor. Ondan sonra nöbeti bize devrediyor. Ahiretini feda etti bu cümle Ya işte. Yani dahil olsaydı sebep fazla olacaktı. Ben hiç hatırlamıyorum. Evradını okurken yeni birisi geldi. Kesinlikle iner odasından çıkar. Onunla ilgilenirdi. Ya evradım var. Şimdi Kur'an'ım var. Benim gibi demezdi. Ama onları beklemekle diğerlerinin namazına da sebep oluyor bir şey. Evet. Sevabına nail. Tabii ya siz 3-4 rekat kalın o gelenler oluyor. Basıyor giriyor. Herkes dahil oluyor. Gelen dahil oluyor ama oturuyor. En son artık 4. rekata rükû yaptı. Secdeye doğru gidecekken gelir dahil olurdu. En sonuna kadar sabrederdi. Dahil oldu. Ve her gelen hiçbir tanesi sokakta kalmadı. Hepsi namaza girmiş oldu. Bunlar feraset. Derdi ki yeni gelen gençlere sestin namaz okurken namaz kıldırırken kısa sürelerden okuyun ki çocuk yanlışı varsa düzeltsin. Ezberlesin. 2. Yeni gelenlere büyük kitaplardan ders yapmayın. Buradan açmayın. Ulaşılmaz. Bizde de öyleydi ya çocuktuk. O tabii o kitap, o kara kaplı kitap, o hocalar ay. O çocuk almaya, istemeye, okumaya cesaret olsun diye küçük kitaplardan, bak şunlardan okuyun. Kimin bu kitaplar? Benim abi. Senin abi. Bunlar da yap. Benim ilk ömrümde okuduğum kitap budur. Niçin? Çünkü dershane adamı akıllı adamdı. Meyve Risalesi'nin 6. meselesini açtı. Biz karabalıktık. Kastamonu'da lise talebeleri geldiler. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Siz Allah'tan bahsedin. Siz fenleri değil, hocaları değil, fenleri dinleyiniz. Bu 6. mesele. Bunu okuyunca bu kitapla şuna bak. Burada da var aynısı şu anlarda. Bunu okuyunca bunu isteme, alma cesaretimiz olmaz. Yani paramız olmaz. Nereye koyacağız? Bunu alma cesareti olur. Bunu alma cesareti olur. Bu nedir? Bu kolaydır ya. Hem de okurum ya. Ve hakikaten de öyle oldu. Yeni gelenlere büyük kitaptan yapmayacaksın. Küçük kitaptan yapacaksın ki. Çocuğun okuma, isteme, satın alma cesareti olsun. Yeni gelenler umumi hafta işte dershanenin umumi ders günlerde uzun süre dayatmayacaksın. Bilinen elem tereden aşağı okuyacaksın. Çünkü gelenler yanlışlarını düzeltsinler. Ve duha ve leyli izâ seca. Şimdi ona dayatın. Kaç kişi bir duayı bilir? Hem uzun. Kapıda bekleteceksin. Bunlar hepsi ya iyi olur. Kendine yaparsın onu. Umumi derste yapmayacağız. Bunlar böyle dershaneciliğin hizmet detaylarının içerisinde. Fedakarlık. Başka, daima mücerret kalmak ve dünyada hiçbir şeyle alaka peyda etmemek bunun içindir ki bütün malımı bir elimle kaldırıp götürebileyim demiştir. Bu halin sebebi sorulunca bir zaman gelecek, herkes benim halime gıpta edecektir. Saniyen, mal ve servet bana lezzet vermiyor. Dünyaya ancak bir misafirhane nazarıyla bakıyorum derdi. Tarih ayet 48. Ustadın bütün serveti şeydi. Sepet vardı. Onun içindi. Ne varmış hatırlayın, bilen var mı sepetinde? Böyle bir tane sepete böyle koyarmış. Böyle aslında. Çaydanlığı. Çaydanlık dediğimiz var ya, o ibrik abdest alma. O hem abdest almadır,
hem çayda kullanıyormuş. O çay varmış, içinde şekeri varmış, Kur'an'ı varmış, tavsiye edecek risale var, bir tane don, bir tane atleti varmış. Usturası var. Yani. Usturası da var. Ondan sonra böyle bütün dünya, bütün dünyamı bir elimle taşıyayım. Şimdi biz de bir elle taşıyoruz hakikaten. Tırın direksiyonuyla. Bir elle. Hatta vitesi de değiştirebiliriz. Bir el. Ben de bir elle taşıyorum. Ama bağımı bir elle taşıyorum. Evet. Ya. Elhamdülillah. İyi iş. Hamdolsun. Allah'ın nimetini şükredersek Allah nimetini ziyadeleştirir. Yoksa nasıl alıyor biliyor musun elimizden? Bir halet veriyor. Çekip gidiyorsun. Şefkat tokatından bir aleti söyleyeyim. Risale okuyor. Yazıp yazdırıyor. 8 ay geçmiş. Gram istifade edememiş. Öyle de geçmiyor mu? 8 ay. Etmiyor, açmıyor. Ya okuyor mesela. Ya ben geldi mesela hepiniz aynı şeyi de anlamıyorsunuz. O cumartesi dersi Karabalık'ta. Ya millet coşuyor, gark olacak. Huzura gark olan bir derste adam hiç almamış. Mucize oluruz zaten. Ya cenabettir, ya art niyetlidir. Mümkün değil, açmaz. Değil ona. Ustadın talebesine 8 ay açmamış. 10. lemada anlatıyor Şefkat Tokatı'nda. O zaman kardeşim kitapta arama suçu, ben niye anlamıyorum diye. Sorun sende. Niye sende? Anlayanlar var. Eğer anlaşılmaz olsaydı hiç kimse anlamaması lazım. Ustad diyor ki, üzüm paylaşmada olsa beni aldatırsınız diyor. Ama Risale gelince anlamıyorum diyorsunuz. Ben siz oluyorum anlamıyorum diyor. Kardeşim, bir, ihtiyaç duymuyoruz. En büyük istifade etmenin şartı ihtiyaç duymaktır. İki, haram yiyoruz, haram giyiyoruz, haram içiyoruz. Bir tanesi merak ve ihtiyaç duymuyoruz. Merak edip ihtiyaç duymuyoruz. İki, haram yiyoruz, haram içiyoruz, haram giyiyoruz. Üç, uygun olmayan, bize yakışmayan arkadaşlarla ve çevre ve mekanlarda bulunuyoruz. Dört, tenkitçi, eleştirici, hasetçi, gıybetçi, manevi, soyut kavramlarla haram işliyoruz. Yani enaniyet, enaniyet budalası, tenkit etmek, üstünlük gelmek gibi süfli sıfatların zibunu oluyoruz. Ha? Ondan sonra beş, kurallı yaşamıyoruz. Yatmamıza, kalkmamıza, yeme içmemize, bedensel hayatımıza dikkat etmiyoruz. Lokmur, lop 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 lop. Şişmiş yemeği ye. Bu risale nasıl anlayacak kardeşim? Yemesi, içmesi mi? Yani ben demiyorum ki, İbrahim Hakkı diyor ki şişmanlar da hikmet olmaz diyor. Nasıl olacak? Yani bedensel hayatımızı disiplin etmiyoruz. İstediğin gibi kalkıyorsun, istediğin gibi gidiyorsun, istediğin gibi. Altı, ah almayacaksın, bedduayı almayacaksın. Yedi, üzerinde adaklar, kaza namazları, kaza oruçların varsa başlayacaksın. Yedi, sekiz, takvana dikkat edeceksin. Takva. Ha? Takvana dikkat edeceğiz. Sonra 9. Bu işte alakalı anlayanlarla beraber teşhik-i vesaire edeceğiz. Sonra müzakere ve mutala yapacağız. Ondan sonra not alarak gideceğiz. Bir Nur talebesi Zübeyir abinin bu 1980'de Kenan Elmeni döneminde askeri cuntada Nurcuları onunla yakalıyorlardı. Her bir Nurcu çantalıydı. Ondan sonra 80 ihtilalinden sonra kalktı. Nur talebesinin bir hediye edeceği küçük kitabı vardı çantasında. Tesbihatı vardı.
okuduğu Kur'an'ı veya Hizbul Kur'an'ın gizliyle. Bir de Risale, bir de not alacağı kalem kağıt var. Böyle çantalı. Nurcular hep çantalıydı. Çantasız ki bir tane nurcu yok. Ben o dönemleri hep yaşadım. 80'den önce de biliyordum. Çantaları vardı. Bakın eski nurcuların böyle bir çanta almamışlar ama öyle bir çantalar var. Dikkat edin, eski nurcular mutlaka ellerinde vardır. Adetleri hala var. Not alıyorlar. Ya. Bir tane okuyayım kesin. 40 seneden beri gayet dehşetli bir zendeka hücumu karşısında her şeyini feda edecek hakiki fedakarlar lazım geldiği bir zamanda Kur'an hakimin hakikatına değil dünya saadetimi belki lüzum olsa ahiret saadetimi dahi feda etmeye karar verdim. Değil bir sünnet olan muvakkat dünya zevcelerini almak, bak sünnettir evlenmek, değil bir sünnet olan muvakkat dünya zevcelerini almak, belki bu dünyada 10 huri de bana verilseydi bir bırakmaya mecbur idim ki ihlas-ı hakiki ile hakikat-ı Kur'an'a hizmet edebileyim. Allah Allah. Nerede geçiyor? Hanımlar rehberinde 25. sayfada. Devam ediyor. Madem şahsi ve hususi kemalat-ı baki için dünyayı terk edenler, hakikaten dünyayı terk edenler var dünya için bak. Madem şahsi ve hususi kemalat-ı baki için dünyayı terk edenler, selef-i salihinden çok var, elbette hususi değil, külli ve umumi olarak çok biçarelerin saadet-i bakileri için ve dalalete düşmemeleri ve imanlarını takviye edip kurtarmak için ve hakikat-ı Kur'aniye ve imaniye tam hizmet etmek ve hariçten gelen, daide çıkan dinsizlere karşı dayanmak için zail ve fani dünyasını terk etmek, zail ve fani dünyasını terk etmek elbette sünnet-i seniyeye muhalefet değil, belki hakikat-ı sünnete mutabıktır. Sünnet nedir? Allah Resulü'nün hayatını yaşamak değil mi? Allah Resulü'nün hayatı birincisinde tebliğdir. Din-i mubini anlatmaktır. Din-i mubini anlatmak adına mücerret kalmış. Sünnetin ta kendisidir. Bunun için kalırsın. Bak ne diyor? Diyor ki, imanları takviye edip kurtarmak için ve hakikati Kur'an'ı ve imanı tam hizmet etmek, hariçten gelen, daide çıkan dinsizlere karşı dayanmak için zahil ve fani dünyasını terk etmek elbette sünnet-i seniyeye muhalefet değil, belki hakikat-ı sünnete mutabıktır. Ve Sıddık-ı Ekber'in cehennemde vücudun büyüsün ta ehl-i imana yer bulunmasın diye fedakarlıkta azami sadakatını, sadakatın bir zerresini kazanmak fikriyle bir çare sahip bütün ömründe tecerrüdü istinayı ihtiyar etmiş. O demekmiş biliyor musunuz? Benim vücudum o kadar büyük ki, büyük ki cehennemde yer kalmasın, Müslümana yer kalmasın. Bunu zannediyorlar ki bu Allah'ın şefkatinden fazla bilmem ne işte olur mu, Allah kafirle koyacaktı şey. O kadar cahil ki cehennemin kaç tabakası var? 7. Cehennemin tabakalarını kim söyleyecek? Ezberden tabii ki. Pek cehennemle uğraşmıyoruz aslında. He? Cehennemle uğraşmıyoruz yani. Peki cennetin tabakalarını söyle abi. Onunla da uğraşmıyoruz. Onunla da uğraşmıyoruz. Onu da gayet değiliz. Cennet gayesi değil. Peki. Ben size okuyayım. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cehennemde o kadar vücudumu büyüt ki Müslümana yer kalmasın diyor. Cehennemde kafir yok mu? Kafir yok. Cehennemde Müslümanların günahkarları var. Bak şimdi. Cehennemin birinci tabakası